Neredeyse tam 3 haftanın sonunda Squidward bölüm 70 dün gece yayınlandı. Bugüne kadar yayınlanmış en sağlam bölümlerden birisiydi. Ve sonunda Astrotoid ırkından upgrade almış. Belki de sağlam bir asker gördük. RGB teorisindeki Blue'yu temsil eden Titan kavramının Blue korunu, mavi elementin evrenin en güçlü elementlerinden birisi olan mavi elementi bile manipüle ettiğini gördük. Upgrade almış Titan TV Man'den bile çok hızlı bir şekilde kaçabildi. Ve yine manyak bir teoriyle karşınızdayım. Zaman yolcusu teorisi. Heyecanlıyım bebeğim, direkt geçelim çok heyecanlıyım. Bugüne kadar ki bu arada en uzun bölümdü. Şu saç nedir peki ustacığım? Tamam, daha güzel oldu. Gömlek yakışıyor mu arkadaşlar? Başlayalım. Çok fazla detay var, çok fazla kez izledim. O kadar çok detay ve o kadar çok konuşmamız gereken şey var ki umarım bir şeyleri atlamam, unutmam. Bu arada bugüne kadar ki en heyecanlı, en manyak teorilerden birisi olacak zaman yolcusu teorisi. O yüzden izlemeye devam edin. Her zamanki gibi ilk önce fark etmediğimiz detaylar, analiz ve videonun sonlarına doğru asıl teorilerim, kendi teorilerim, sizlerin teorileri, yabancıların teorisi hepsi geçecek videonun içinde. Fakat en sonda kendi çılgın teorilerimi de sizlere anlatacağım. Biz de bu zeka oldukça böyle deli deli, eğlenceli teoriler yapmaya devam edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Squidward bölüm 70 part 1 bu şekilde başlamıştı arkadaşlar. Burada No Smoking yazıyor. Fark etmediğiniz detaylar olursa ilk önce detaylara gireceğiz bildiğiniz üzere. No Smoking diyor ki burada cigara içmeyin diyor. İçeride gazlı bir şey olabilir diyor. Patlamaya meyilli olabilir diyor. Bizim kameramanımız da bakınız. Hatırlarsanız bunu bir önceki bölümde görmüştük ve bir önceki teori videosunda demiştik ki ana çakallara bakla, galiba bunu patlayıcı olarak kullanabilirler demiştik. Ve şurada gördüğümüz jetpack verirken ve burada hatırlarsanız jetpack veriyordu kameramanlara, daha çok upgrade olardı. Upgrade olurken de şöyle bir şey görmüştük tuvalet kağıdı, bunu bir önceki videoda demiştik. Bunlar teori değil artık tabii ki, direkt tutmuş bu da. Bomba olarak kullanıyorlar bunu ve No Smoking yazan yeri jortlatıyorlar ve herkes öldü yüksek ihtimal. Hatırlarsanız bunu toplulukta paylaşmıştım. Bu bir spoilerdı. Ve spoilerın gerçek olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız Titan kameraman daha önceki bölümlerde, hatta bölümü de açık. Bakın bu saldırıyı ilk kez Squidward bölüm 50'de görmüştük. Titan kameraman abiniz vakum tuvaletin kafasını yakmıştı bu teknolojiyle birlikte. Koronelsin'e artık kameramanlara da verildiğini görüyoruz ve kameramanların sağlam bir upgrade aldığını görüyoruz. Bu bölüm çok garipti. Artık ilk bölümlerdeki çoğu boss gücü artık piyonlara verilmiş durumda. Alt segmentteki kameramanlara verilmiş durumda. Bu da ne anlama geliyor? Bosslar daha da derinleşecek, daha da güçlerle gelecek, daha da farklı güçler gelmeye başlayacak. Titan kameramanın korundan nasiplenen kameramanın Squidward'ların beynini yaktığını görüyoruz. Bakın burada ölen şeyler var. Çok fazla detay var arkadaşlar. Şurada bir sürü detaylar var. Şimdi hepsine yavaş yavaş geleceğiz. Sağ tarafa döndüğümüz zaman kameramanların bir şeyden kaçtığını görüyoruz bebeğim. Ve bakın şurada çok garip bir detay var arkadaşlar. Şu çok garip bir detay. Bakın solda da bir tane adam var. Burada resmen bir askerler var. Birazdan daha da net göreceğiz bunu. Önce şuraya bakalım. Kameramanlar yukarıdaki saldırıdan kaçıyor. Burada bir yandan arka bir kapı arıyorlar. İçerideki bizim Kankate olarak Alfa kameramana yardıma gitmek istiyorlar. Burada arka kapıyı ararken baskıya uğruyorlar tabii ki. İşlerinden geçiyorlar ve grafiklerin de gitgide daha iyi olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümde demiştik ki yeni bir şey daha keşfediyoruz arkadaşlar. Bakın çok kaliteli olmaya başladı. Böyle sanki RTX'li gibi. Acaba para mı kazanmaya başladı? Galiba para kazanmaya başladı arkadaşlar. Kameramanlar para kazanmaya başlamışlar ve kıyafetlerini iyi yapmışlar veya da render kalitesini iyice arttırıyor. Bakın şimdi burada daha net bir şekilde gördük. Buraya yaklaştırdığımız zaman mükemmel Photoshop yetenekleriyle bunu alalım, Photoshop atalım. Burada bakın yaklaştığımız zaman burada insansı bir şey var arkadaşlar. Sanki şurası gözüymüş. Bakın bunlar gözmüş. Burası ağızmış gibi duruyor. Bu kafa çok belirsiz olmaya da bilir. Sanki bakın buradan kafayı bir şey sokmuşlar ve kopartmışlar gibi. Çok fazla kan var. Fakat bunu şu çok garip değil mi? Sanki yeni ölmüş gibi. Çok eski olsa bunu da iskelet olarak görebilirdik. Hatırlarsanız bir önceki bölümde iskeletler görmüştük. Hatta teori videomuzun başı neydi? Yaşayan ölüler. İskeletler görmüştük. Burada henüz çürümemiş bir asker görüyoruz ve bunun bir kankitosunu daha göreceğiz birazdan. RTX kalitesi artmış bir şekilde kameramanlar yukarıdan kaçıyorlar. Burada fena bir saldırı dönüyor. Çok kötü öldü bu. Ve bakın geriye gittiği an şurada da bir tane insancık göreceğiz. Derken kameramanlar çok fazla upgrade almış. İşlerinden geçiyorlar. Şuraya bak. Hey yavrum, fena savaş deniyor. Oğlum bu arada çok güçlü bir şey ya. Kafayı yersin. Şuna bak. Acımıyor arkadaş. Herkes içinden geçiyor. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Şurada bir insan evladı daha var. Onun hemen net yeri. Bakın burada çok net bir şekilde bu insan evladını görüyoruz. En azından bir insan silüeti var. Ben bu iki tarafı da aynı şekilde yorumlayıp bence anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım bakın. Orada üstüne savaş kanıtları geldiği için çok şey olmadı. Bakın bunları böyle yan yana koyduğumuz zaman arkadaşlar. Bu da burada duruyor ya. Burada da bakın sanki yanmış bir şey var gibi, anladın mı? Bu eğer yabancı teori kanallarında bunun da acaba yeni bir ajan mı olabileceği söylenmişti. Fakat ben buna katılmıyorum. Çünkü bakınız bizim Dafuk hiçbir zaman bir savaş alanına gelmedi. Bir ajana gelmedi ve burada kafasına bomba yiyor arkadaşlar, bakın. Kafasında helikopter patlıyor, hiçbir şey yapmıyor. Sanırım bu arkadaş öyle bir saldırı olmuş ki, bu bir askere benziyor. Bakın bu da bir asker. Belki de bu asker burada gözetleme yapıyordu, yukarıya bakıyordu. Böyle hazır bir şekilde yukarıdan ne gelecek ula ula diyordu. Ula ula derken canavarımsı bir Squidward geldi. Belki de Squidward değildir ama şu anki elimizdeki verilere göre bunun bir Squidward olduğunu anlayabiliriz. Bir Squidward geldi, bunu böyle parampinçik etti. Yukarıdan aşağı bakın, bunlar hep teori, bunlar komple teorisi. Şurada böyle bekliyor, tamam bak elinde böyle silahla birlikte bekliyor. Bu yukarı doğru bakıyordu. Sonra buradan biri bunun kafaya attı, durarak diye yaptı. Böyle
böyle kaçayım derken bunu burada tuttu, kafayı koparttı, bunu yere attı, kanlardı, buraya fışkırdı, o yüzden de burada bir sürü kan oldu yol. Böyle bir teorim var. Fakat bu reis burada ne yapıyor? Belki de bu burada şarkı dinliyordu, sevgilisiyle konuşuyordu. Bu nasıl olsa burada nöbet tutuyor diye bekliyordu. Fakat bunu bombayla bir patlatmışlar veya özel bir şeyle öyle bir yakmışlar ki reisi, direkt orada taş kesilmiş böyle. Arabayla birlikte bu direkt burada cortlamış, cesedi de burada kalmış. Ama yüzünün yarısı da hala yanmamış gibi de gözüküyor. Bu bir render hatası da olabilir. Bu birazcık şu an belirsiz bir şey. Fakat şu an en azından şu kadarcık, bakın şurada ortalama bir 50 piksel var. 50 piksellik görüntüden çıkarttığımız kadarıyla yanmış bir asker olabilir. Çünkü burada bir kankitosun kafayı cortlatmışlar. Fakat benim kafaya takılan şey şu arkadaşlar. Bu insan evladı hala iskeletleşmemiş. Bir önceki videoda iskeletleşmiş insanlar görmüştük. Bunlar niye iskeletleşmemiş? Hadi bu çok yanmış diyelim. Garip bir silahla yanmış diyelim. Asitle şununla bununla. Dona kalmış orada. Bu niye iskeletleşmemiş? Kafası hala duruyor gibi. Ve burada insanların olduğunu görüyoruz. Bu da çok garip. Acaba savaş çok da eski değil mi? Zaman yolcusu teorisine gireceğiz birazdan. Belki onlar da alakalı olabilir. Devam ediyoruz bebeğiz. Topukları poposuna çarpa çarpa kaçıyor ve burada deli. Giant kameramanı gördük. Hatırlarsanız bu giant kameramanı şurada görmüştük. Bakın burada ortama girmişti. Bir önceki bölümde içinizden geçeceğim ula ula demişti. Ve geldi şu an burada onun jetpack ile birlikte şov yaptığını görüyoruz. Hiçbir skibili tuvalete acımıyor arkadaşlar. Hiçbirine. Oğlum çok fazla detay var. Burada inşallah bir şeyler kaçırmam. Bir yandan izliyorum. Detaylarını not almadım. Bakın bir barajın üzerindeyiz arkadaşlar. İçlerinden geçiyor. Bu baraj çok önemli. Çünkü içeriye bir elektrik sağlıyor. Burada bir baraj santrali görüyoruz. Acımadan içlerine vuruyor. Acımadan. Jetpack'i o kadar iyi kullanıyor ki. Helikopter, roketler hepsini patlatıyor. Burada full savaş var. Çok fazla istek yok. Olduysa da kaçırmış olabilir. Merak etmeyin. Son teori olsa detaylı tekrar bakacağız. Derken burada bu armorları gördük. Ben bunu gördüğüm an şokelle oldum böyle. Canım çok krem çekti. Reklam değil. Şokelle ne alaka? Ben mal mıyım ya? Çatal da vuramadım. Sprite'ın kapağıyla. Parayla verseniz bu reklamı yaptıramazsınız. Ben. Ama ben aç bir insanım ve... Devam ediyoruz! Ne alaka? Saçma sapan şeyler oluyor bu video. Armurutlar geldi arkadaşlar. Bu armurutların kırmızı ışına dayanıklı olabildiğini görüyoruz. Gene bizim mükemmel RGB teorisini açalım efendim. Ve RGB teorimiz karşımızda. Şimdi şöyle garip bir şey gördük arkadaşlar. Bu kırmızı. Anlata anlata gideceğim. Bu RGB teorisine aslında artık şu şekilde bakabiliriz. Bu bir anahtar. Bu bir algoritma. Bu bizim Eren Army'nin sahip olduğu, bizi izleyen insanların sahip olduğu hikayeyi anlamak için kullandığı bir çözüm yolu gibi düşünebilirsiniz. Bir matematik formülü gibi. Bazı şeyleri anlamamızda çok yardımcı oluyor ve bu yüzden bazı teorileri tutturabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu armorutlara işe yaramadı kırmızı. Ama bu kırmızı o kırmızı mı? O da var. Şimdi orada asıl boss güçlerinden, titan güçlerinden bahsediyor ki bu bir titan gücü değil. Ama Speaker Titan lazerine çok benziyor. Bu arada siz de yorumlara yazın ya. O sizce yerde yatan askere kim cortlat? Yeni mi olmuş? Eski mi olmuş? Niye çürümemiş? Niye iskeletleri yok? Devam ediyoruz. Ve şu an burada merak ettiğim şeylerden birisi de şu. Eğer Speaker Titan da saldırırsa bunları bir şey yapamayacak mıydı acaba armor'dan? Şimdi kırmızı ışığında bir şey yapamadığını görüyoruz. Obsidyenle kaplanmışlar arkadaşlar. Bedrock'la kaplanmışlar. Ve bakın bu da çok garip. Artık Boss Skibidi Toilet'in en başlarda bile oha ne kadar güçlü ula ula dedi. Çok fazla öyle dedim bu video. Ula ula dediğimiz bütün teknolojiler artık hafif orta segment skibitoidlarda bile var. Ve çok sağlam 4 tane roket olduğunu görüyoruz. Derken reis devreye giriyor. Titan kameraman. Oğlum öyle bir daldı ki kulak zarımız patladı. Bak içeride hala gelmeye devam ediyor. Ses güçleri patlattı. Blasterlar atıyor arkadaşlar. Fakat mavi kore hiçbir şey yapamadığını görüyoruz. Ve bakın bu da şey çok garip. Oğlum bir yandan alev attı, bir yandan lazer attı arkadaşlar. Hem lazer attı hem alev attı. Ve burada sürekli bir saldırı var. Hafif popişten böyle sanki sivrisinek ısırıyormuş gibi. Titan kameraman diyor ki aga aga diyor, benim diyor popo kaşındı diyor. Bana biri mi sıkıyor acaba la diyor. Zerre hasar almadan cibaps diye onun da içinden geçiyor. Tabii biraz hasar almış olabilir ve bakın burada aynı bizim Guster Blaster'lar gibi burada lazer atarken burada artık bomba gibi attığını görüyoruz. Ulan ilk Titan kameraman hastalandığınızı hatırlıyor musunuz? Parmağından küçük bir blaster atmıştı ve pşşt diye ne kadar mutlu olmuştuk. O blaster gelişti ne hallere geldi ulan. Ve arkadaki Razer'e şöyle diyor ki gel aslan parçası seni diyor bir trash edeceğim diyor. Fakat işte birazcık maalesef burada yara bere aldı. Bak resmen bu boss gibi tuvaletti aslında. Neredeyse 30 bölüm önceki boss gibi tuvaletti bu. Fakat artık boss gibi tuvaletteki çoğu gücün en azından binbaşı diyebileceğimiz tiplere geldiğini görüyoruz. Bakın burada minferi var ve minferde bir rütbe var. Titan kameraman geldi. İçinden geçiyor. Speaker Titan ben de geliyor. Üçlü kompo triple girecekler. Hafif omuzu yanmış. Uf uf dedi. Şey oldu dedi. Hafif de buradan bir hasar aldığını görüyoruz. Ve burada ilk konuşmamız geliyor. Hemen konuşmalara bakacağız. Burada Titan kameraman gelirken dude kamut ol gel buraya diyor. Bazı farklı şeyler de dude quit diyor. İşte yani kanka hemen gel buraya aslan parçası diyor. Hızlı bir şekilde buraya gel diyor. Kimileri dude kamut ol diyor olarak çevirmiş. Kimileri kam quit olarak çevirmiş. Kimileri de Eren Army olarak. Yani şaka. Gel buraya diyor sana upgrade'in babasını vereceğim diyor. Ve geçen videoda alamadığı ışından artık Speaker Titan'ı da alıyor.
Ve deli gücüne erişiyor. Burada çıldırmıştık, tepki veriyorsun da. Ve işte o sahne. Bu kamera açısından anlamıştım ben döne döne vuracağını. Öyle bir ses baskısı var yaptı gibi. Bir bas bombası geliyor. Bas bombasının ardından Allahu Ekber diyerek saldırıyor. Bak bak bak, bu reis de böyle artık çok cool arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen bölümler testere kolunu çalmıştı Squid Toilet'ları. Tactic kameramda bir dızcı olmaya başladı. Terbiyesiz adam ama yaralı. Bir şey olmaz. Burada da asit kolunu alıyor ve artık asitle kullandığını görüyordu. Çok sakin arkadaşlar Tactic kameramda. Sanki birazcık böyle hayattan soğumuş bezmiş gibi gözüküyor. Ve Speaker Titan Man! Ve bakın arkadaşlar, şurada bazı şeyler var şimdi. Şurada bir bulut ve dumanımsı bir şey var. Bunu yorumlarda çok fazla gördüm. Abi bunlar hayalet mi lan? Bunlar ne? Hani bir şey mi demişsiniz? Bakalım hemen. Bakın sizler için arkadaşlar. Bunları hemen bak, burada iki tane klon bulut görüyoruz. Bunların mesela ışıklarıyla oynayalım. Neymiş bunlar acaba? Mesela bak, buna birazcık netlik verdiğimiz zaman neler oluyor? Ölümüne netlik verdik. Bakın böyle bir şey çıktı ortaya. Bu ne lan? Ya bunlar sanki buluta dumana benziyor ama bak böyle bir şey. Aa, iki tane de şurada göz var gibi. Ama herhangi bir buluta baktığımız zaman da bir anlam çıkarabiliriz. Bunu çok fazla yorumlara yazdınız çünkü. Oha, sanki bak abi şey gibi olmadı mı lan, bir dakika. Ya çok zorlarsan bir anlam çıkabiliyor. Sanki bakın şurada bir surat varmış gibi oldu. Burada da bir el varmış gibi. Ama bir bu bulut da olabilir. Yukarıya doğru gittikçe bir de o gözler bozuyor. Sanki o bir şeyin dumanı bulutu gibi ama belki de bir şeydir. Çünkü şu ana kadar öyle bir şey görmek. Niye şimdi öyle bir şey görmek? Yo, arkada var ya. O yok yok, bulut arkadaşlar. O bulut yüksek. Speaker Titan Man içlerinden geçiyor. Ve o bulutlar arkadan çıkmaya devam ediyor. Abi ölüm saldırısıydı bu ya. Coolsun bebeğim, çok havalıydın lan. Adamsın Kengs diyor orada, bakalım orada demiş. Tersendiğimiz zaman ne oluyor? Shut up speaker mı? Oğlum bu yanlış çevir lan, öyle dememişti o bence ya. Başka video baktım, orada 10 of 10 diyor arkadaşlar. Yani 10 üzerinden 10 bebeğim gibi bir şey de diyor. Ya bakın, hatırlarsanız eskiden ben montaj programlarında ben çevirip anlamaya çalışıyorduk. Yabancı insanlar bile, ana dili İngilizce olanlar bile çok fazla fikir karmaşasındalar. Bazı şeyler çok anlaşılmıyor. Burada onun üzerinden on kanka içinden geçtiğim gibi bir şey demiş kimisi. Kimisi shut the fuck up demiş. İkisi de olabilir belki de, bilmiyorum. Ana dili olanlar bile çözemediyse derken evet, o olay geliyor. O geliyor. DJ Squid Toilet geliyor. Hatırlarsanız Speaker Titan Man o ölüm saldırısını burada da yapmıştı. Squid Toilet 58'de, şuraya bak. Bak 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 bak. Beyblade gibi burada böyle bir Mevlana gibi döndüm diyerek. Burada pat 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 yapmıştı, şimdi full lazerle sıktı. Ve DJ Squid Toilet. Biz bunlar arkadaşlar Burak mı dolu Squid Toilet diyoruz. Biliyoruz da bizim Türk Baldi modunu yapan Burak da DJ. İlk önce Squid Toilet bölüm 6'da görmüştük onu. Ve ölüm upgrade almış. Bu çok garip bir şey oldu. İlk bölümlerdeki Squid Toilet'lardan bir tanesini ilk kez bu kadar geç gördük. Acaba ilk bölümlerde gördüğümüz bazı Squid Toilet'larda gelir mi sorusunu akla getiriyorum. Mesela sifonlarda gördüğümüz ilk Squid Toilet'lar, karpuz kafalı Squid Toilet. Bunlar acaba gelebilirler mi? Bir Old Bald Gold bir respect çeker mi Dafukonlara? Ve DJ Squid Toilet. Abi bu tam böyle sizin içinizden geçeceğim ula derken burada bir TV görüyoruz fakat arkadan bir güç geldi. Ve bu da fikir ağırlıklarından birisi. Bizim yorumlarda da, yabancılarda da. Yani kimleri öldü demiş, kimleri kafası kopmuş demiş, kimleri kalbimizde yaşıyor demiş. Bakın burada zıbam diye 3 parçaya ayırıyor onu. Astro Toilet. Baba Astro Toilet. Bakın burada kafa kopmuyor gibi sanki. Yukarı uçuyor gibi. Acaba öldü mü yoksa sadece parçalayıp şey gibi mi yap? Önümden çekil ula mı dedi. Ama öldürme ihtimali de var çünkü hatırlarsanız Squid Toilet bölüm 20'de. Oha, telif yemiş de burada. Müzik yok. Squid Toilet bölüm 20'de Astro Toilet'lar boss Squid Toilet'ı cortlatmaya çalışıyorlardı arkadaşlar. Gözleri kırmızıydı. Ha bak, bu da bir işaret olabilir. Birileri tarafından yönetiliyor muydu acaba asıl Astro Toilet'lar tarafından? Astro Toilet ya uf ya uf yapacak mı, öldürecek mi, öldürmedim falan gibi. Fikir Titan ellerinden kaçırdığı zaman böyle bir Astro Toilet'lar kırmış falan. Derken burada az önceki Astro Toilet'e benzeyen bir Astro Toilet gelmişti arkadaşlar. Bu acaba bu Astro Toilet mi? Ona da bakalım bak. Yorumlarınızı yazın. Bu acaba o Astro Toilet mi arkadaşlar? Güçler birbirine benziyor. Kask benziyor gibi ama ölümüne bir upgrade almış. Ya kasklar çoğunlukla değişmiyor. Sanki bir üst level'ı gibi. Bu Astro Toilet'in kaskı biraz daha şey. Bu sorgulayan tarafta, bu da sanki onun cellatı gibi. Bu da değişik değişik manyetik gücü kullanarak demişler ki aslan parçası seni döveriz adam ol demişlerdi. Ve o yüzden burada bile bunu öldürmeye yeltenmişken burada DJ Squid Toilet'i öldürme ihtimali var derken burada çok garip şeyler olacak. Bu arada 68 part 1'de de hatırlarsanız Astro Toilet'leri görmüştük. Bakın şurada sol altta kırmızı bir ışık var, bunu Photoshop'ta hatırlarsanız aydınlatmıştık ve Astro Toilet olduğunu görmüştük. Kenarda izliyorlardı. Ve ileriki bölümlerde gelme ihtimali var demiştik. Bu da elimizde tutmuş. Artık çok şaşırmıyoruz. Çok garip şeyler oluyor ve çok cool birisi. Manyetik gücü var. Herhangi bir güç almadan uçabiliyor. Abi bu çok korkunç. Şimdi o zaman yolcusu teorisine gelmeye başlayacağız.
bütün güçleri, RGB teorisindeki güçler dahil arkadaşlar, her şeyi çok basit bir şekilde ula ula git diyebiliyor. Ama bakın dikkatliyseniz şöyle bir şey var. Ara güçlere güle güle diyebildi. Şimdi asıl yerlere gelmeye başladık. Bu videodan asıl Jortingen yerlerine geldik. Turkuaz ve mor güç. Bakın bunu hatırlarsanız ara güçlerdi. Hatta burada tartışmıştık. Demiştik ki bunlar acaba abi ana güç mü? Niye laciverte koymadın demiştiniz. Diyorum ya, bu bizim anlamamız için aşırı iyi bir şey. Ara güçlere yol verebildi, manipüle edebildi. Acaba ana güçleri yapabiliyor mu? Ara güçleri edebiliyorsa belki de ana güçleri yapamıyordur. Ana güçleri de kontrol edebiliyorsa o zaman niye bütün savaş bitmedi diyebilirim. Mor ve mavi gücü manipüle edebildi. Evet, bu ne demiş, hemen bakalım. What the fuck do you think you are? Sen kim olduğunu sanıyorsun lan? Aslanım diyor burada TV Time. Çünkü onun şeyinden bile kaçtı. Şimdi kim olduğu ile ilgili teorimize geleceğiz. Ve güldü böyle. Dedi, ya bunda böyle bir ezikleyen tavır var. Şimdi o teorimize gelmeye başlayalım. Zaman yolcusu teorisi. Titan kameraman ve Titan TV man resmen ezikledi ve güldü böyle. Sanki ben burada şöyle bir şey hissettim arkadaşlar. Onlar da saldırmıyor bile, anladın mı? Şimdi onu da göreceğiz. Saldırmayacak. Hatta dur, tamam bitsin. Asıl teoriye geleyim. Kim olduğunu sanıyorsun lan? Sen aslan parçası dedi. Kılıcını çekti. Bu da burada gülüyor. You are will die diyor. Olacaksınız oğlum diyor. Bu zaten direkt düz konuştu. Ve bakın ilk kez bir düz konuşma gördük. Upsi dupsi. Hiç umursamıyor bile. Bakın ışınlandığı yerden aldı kılıcını. Ve bence öldürmek istemedi. Bilerek yaptı. Böyle güler, kaçarken güldü. Işınlandı gibi ama bir uzay sesi geldi arkadan ve siyah bir ses çıkmadı. Farklı bir teknoloji. Ve kafasına geliyordu neredeyse. Kordu soğandı kendisini. Neredeyse kendi silahıyla ölecekti. Spider-Man 2'de vardı hatırlarsanız. Veya işte Yeşilci'nin olduğu Spider-Man'de bu tarz bir sahne vardı. Ve bizim TV Titan Man biraz sinirlendi. Şimdi şuna gelelim. Astro Toilet kim aga? Benim şöyle bir teorim var. Hazır mısınız? Mükemmel Eren teorileri tekrardan geliyor. Bunlar Bosque Toilet'e saldırırken burada da şunu söylemiştik. Acaba bunlar gelecekten mi geldi? Uzaydan mı geldi? Şimdi şöyle bir teorim var. Bunlar gelecekten geliyor olabilirler arkadaşlar. Çok yüksek bir teknoloji bu. Ve şuradaki güçlere bile umursamıyor. Yani o güçlerin bile farkında. O yüzden onlara saldırmaya bile tenezzül etmiyor. Hepiniz öleceksiniz zaten oğlum diyor. Burada şöyle bir teori olabilir. Gelecekten geliyor bunlar. Ve aslında bu güçlerin de ne olduğunu biliyorlar. Çok fazla güç. O yüzden siz kullanmadan ışınlanıyor. O yüzden yer çekimi olmadan hareket edebiliyor. Ve belki o yüzden de öldürmeye bile tenezzül etmedi. Zaten öleceklerini biliyor. Ama niye gelecekten geldi? Burada Terminator'u benzetmesi yapabiliriz belki de. Gelecekten kendi ırkını kurtarmak için mi geldi? Neyi kurtarmak için geldi? Burada çünkü Bosque Toilet'ı şey demişti. Sen bir cacı beceremedin la aslan parçası demişti. Acaba bir cacı beceremedikleri için Astro Toilet'lar gelecekten gelip bunları jortlatmak mı istiyor? Hem Squid Toilet ırkını sevmiyorlar. Çünkü az önce DJ Squid Toilet'ı jortlattı. Bosque Toilet'ı jortlatıyordu neredeyse. Hem de Aliens dediğimiz, bunda işte Aliens diyor kameramanlara, şeylere. Acaba bu Aliens'lara mı saldırmak ve onları yok etmek istiyor? Gelecekte yoksa Dafuk kazanıyor mu? Ve Dafuk'un kazandığını bildiği için Astro Toilet'lar gelecekten gelip onun köküne kibrit suyu mu dökmek istiyor? Çünkü Dafuk'u birebir de alamıyorlar mı acaba? Çünkü bakın ara güçleri manipüle edebiliyor. Ama Dafuk'un gücünü manipüle edemiyor mu acaba? Bakın Bosque Toilet'ı jortlatmak üzereydi Astro Toilet'lar. Titan kameramanı istesi jortlatabilirdi. Titan TV mi istesi jortlatabilirdi? Ara güçleri egale edebilen bir güçten bahsediyoruz. Gerçekten acaba kırmızıyı temsil eden kişi Astro Toilet ırkı mı acaba? Çünkü ara güçlerin hepsinin içinden geçebiliyor. Fikirlerinizi merak ediyorum. Kimileriniz de şöyle bir yorum yapmış. Bakın burada beyaz bir parıltı oldu ya bu ilk geldiği zaman. Bakın burada beyaz bir parıltı oldu ya. Burası yansımalı bir minfer olduğunu düşünüyorum. Ve Titan kameramanın mavi şeyinden bence yansıdı. Beklediğimiz beyaz güç bu olmayabilir fakat beyaz güç bekliyorum. Şu olmuş olabilir. Dafuk piyonları kullanarak bir şekilde bu savaşı kazandı gelecekte ve asıl güç oldu. Belki de bilim adamı Toilet'la tekrar işbirliği yaptı. Bakın orada bak abi, çok farklı çakallı olacak bilim adamı Squid Toilet'la bence. Gelecekte bunlar işbirliği de yapabilir. Hala biliyorsunuz biz bundan önceden kanki olduğunu düşünüyoruz. Bilim adamı Squid Toilet ve Dafuk aynı laboratuvarın adamlarıydı yüksek ihtimal ve bir teknoloji buldular ve jortladı. O teknoloji sonra şeyden çıktı. Kontrolden çıktı ve bu hale geldi. Ama Astro Toilet'lar gelecekte çok güçlendiler. Belki de bunlar bir ırktı ve tekrar Dafuk'un dünyaya bela olmaması için geri gelip Titan'ları öldürmek mi istiyor? Ya burada istese öldürdü ama öldürmedi. Dafuk'un peşinde mi? Ben zaman yolcusu olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gelecekten gelmiş olabilir. diyor. Ama çok şey net. Bu you all will die şu da olabilir. Biz diyoruz ya Dafuk aslında hepsini kullanıyor. Zaten diyor siz öleceksiniz, aslan parçası diyor. Dafuk zaten diyor asıl olayı isteyen diyor olabilir. Ya da şunu da diyor olabilir. Ulan biz gelecekten geldik, asıl teknolojimiz sizin içinizden geçecek, sonra da Dafuk'un içinden geçecek. Bakın yine aynı mantık. Hatırlarsanız biz ne demiştik? Dafuk ana güce ulaşmak istiyorsa ara güçleri kullanıyordu. Ara güçleri bakın Dafuk bunu alıp piyon olarak kullanıp Bosque Toilet'i patlatıp belki de buraya ulaşmak istiyordu. Belki de beyaz enerjiye ulaşmak istiyordu. Fakat atlamalı bir şekilde, kimse boss birebir savaşa girmiyor arkadaşlar. Hiçbir boss birebir savaşa girmiyor. Bilim adamı Bosque Toilet'te hiçbir zaman birebir savaşa girmedi.
gelmedi. Hep klonlarını kullandı. Aslında bir klon içlemi keresine girmişti. O sayılabilir mi acaba? Belki de. Ya belki de bilim adamı Skip Toilet'in üstü vardır ama bilim adamı Skip Toilet bence başrollerden birisi. O yüzden bu da bu araları ilk önce patlatıp sonra buna mı gelmek istiyor? O yüzden zaten öleceksiniz diyor. Biz sizi öldüreceğiz sonra buraya mı geleceksiniz demek istiyor acaba. Nasıl bu kendi Skip Toilet'i öldürmeye çalışıyorsa acaba şunu mu söylüyor? Ulan Dafuk da zaten sizi gelecekte harcayacak mı demeye çalışıyor acaba? Bunun başka bir açıklaması yok gibi geliyor bana arkadaşlar. Sanki bu her şeyin farkında gibi. Astro Toilet. Ve çok güçlü. O gücün verdiği de bir ego vardı. Titan TV Man kızdı bayağı bir. Küfür etti biraz. Ve uzun zaman sonra TV Bomb'ını görüyoruz. Editör Mr. Hatırlarsanız bir önceki teori videosunda demiştik ki bir soru gibi. Ömrü yüksek mi artık kadınları göreceğiz efendim ve gördük. Gene bizim o teori matematiğine göre bunu söylemiştik. Ve burada Speaker Woman'ın ve Kamera Woman'ın upgrade'leri aldığını görüyoruz. Kafasında bıçaklar takılı. Bakalım ilk geldiği zaman net bir şekilde gördük. Kenara baktırmış Tafuk bir yere görelim diye. Aynı bir çara. TV Woman'da çok fazla güncelleme yok. Belki de ışınlarını güncellemiştir. Kamera Woman'da da ekstra silah güncellemeni görebilmekteyiz efendim. Diyor ki aslan diyor. Siz oraya bir devam edin bakayım diyor. Şimdi burada garip şey var. Bakın burada patlamış bir baraj var. Burası bir baraj ve burası patladı arkadaşlar. Burada da yüksek voltajla ilgili bir uyarı var. Ve burada bakın bilerek Dafuk net gösteriyor. Bazı görmemizi istemiş yeri kenara köşeye izlerken baktığınızda aslında çok basit bunları yakalamak. Etrafa bakın burada bir yazım var. Ve netleşiyor. Görmemizi istemese netleşmez o. Ama bu da net. Bulanık olur şey olur. Bak mesela çalla. Çalı. Anladın mı? Bir gizem yok içinde. Orada high voltage var. Buranın bir enerji santrali olduğunu görüyoruz. Belki de bu elemente bahsettiğimiz o ilk baştaki yapılan elementi o yüzden bir elektriğin başına kurmuşlar. Ve gene bizim asıl teorimiz tutmaya çok yaklaştı arkadaşlar. Diyoruz ya Dafuk'la bilim adamı aslında aynı yerde çalışan kankiler. Büyük bir enerjiye ihtiyaçları vardı. Bu barajdan aldıkları bütün enerjiye belki de bir şey icat ettiler. Bir enerji icat ettiler. O acaba beyaz mı? Yani çok da sanmıyorum ama olabilir. Bazılarınız öyle diyor. Abi diyor asıl şey ilk kurulan şey. Ya olabilir bak. Bu bütün teorileri açacağız arkadaşlar. Ama bununla ilgili bir veri yok elimizde. O yüzden bu mükemmel bir teori olabilir diyemeyiz şu an. Olacak diyemeyiz en azından. Teori diyebiliriz. Acaba beyaz manyak bir güç elde ettiler. Sonra bunlar kendi başlarına bunu kullanmayı öğrenip bu yeşile çevirdi. Kendi gücüne çevirdi. Bu kırmızıya çevirdi. Bu işte laciverte çevirdi. Sonra ara güçler mi ortaya çıktı? Aslında en başta çıkan güç beyaz güç müydü acaba? Ve bu gücü elde etmek için barajdaki yüksek voltajı mı kullandılar? Ama buradan şunu anlıyoruz. Burası yüksek voltaj isteyen bir baraj ve artık çortladı. Ve içeri girildi. Ve bunların yukarı çıkması çok garip ya. Yani bu... Abi bak şurada çok garip bir şey var. Bunu göstereceğim. Ben bunu şok oldum anlamadım. Bakın şimdi izleyin. Bu bir render hatası mı yoksa... What the fuck yani. Bunu fark ettiniz mi? Bak ışıklar açılıyor. Ulan kenarda kameraman var lan. Kameraman hayaleti var burada arkadaşlar. Ne? Bu bir render hatası mı acaba ya? Ya da bir yansıma mı? Bu kendinin yansımasını mı görüyor? O da olabilir. Orası ama şöyle bir şey var. Bir dakika. Işıklar açıkken kendi yansımasını görüyor muydu? Burada aynı yok ki abi. Belki bir render hatası olabilir. Gerçekse işler çok karışık. Kameraman kendi yansımasını görüyor. Bakın burada elektrikler gitti çünkü baraj cortladı ya arkadaşlar. Baraj cortladığı için voltajlar gitti ve elektrikler kesildi. Ya da belki yukarıdaki canavar da kesmiş olabilir. Burada bir alarm sesi duyuyoruz. Bu hayalet olayı çok garip ya. Güçlü bir şey geliyor. Çok kez vuruyor, yumruk atıyor. Bir ses var mı diye dinliyorum. Ses yok. Oğlum bu nasıl bölümdü ya, manyak bölümdü lan. Dirilmen aklıma geldi. Ama tabii ki de bu bölümün en can alıcı yerlerinden birisi Astro Toilet ve Astro Toilet ile ilgili teorim bu arkadaşlar. Bir zaman yolculuğu söz konusu olabilir. Ayrı bir yerden gelsene eski bir tuvalet olsun ya, o da var. Mesela şimdi diyelim ki Spider-Man gibi, Superman gibi, işte Marvel evreni gibi farklı evrenler olsun diyelim. Aynı zaman içinde farklı evrenler olsun. Mesela Mars'ta diyelim ki insanlar var. İnsanlar upgrade alıp niye gelip benim popomu şaplaklasın, anladın mı? Oturur döner yersin mesela. Ama yani aynı ırk ama çok gelişmiş ama kendi ırkını öldürmeye çalışıyor. E aynı ırksın kardeşim, aynı yerden doğmuşsun. Upgrade almışsın yani sen. Upgrade almışsın. Uzun zaman geçmiş belki de. Bir yeni teknoloji elde etmişsin. Şimdi upgrade almamış Skip Toilet'i üreten kişiyle seni üreten kişi yüksek mi aynı kişi. E niye birbirinizi öldürmesine izin veriyor? O yüzden bu acaba gelecekten mi geldi? Acaba o bezin içinde bir zaman makinesi mi vardı? Anne avradını. Bir portal mı var yoksa? Bu enerji acaba o portalı mı sağlıyordu? Bu çakallar da o portaldan mı girdiler? Zamanda yolculuk yapan bir portal veya bir silah veya yeni bir eleme. Bir portal olsa ben
Belki de o portalın peşinde miyiz acaba? Doğru, portal gibi bir şey lazım ya da bir silah lazım. Git gel yapmaları lazım. Acaba geri dönüş olmadan mı geldiler? Burada çok fazla konuşasım var ama bu video yetişmeyecek. Çok uzun oldu, sizlere sıkmak istemiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu videolar sizlerin teorileriyle benim teorilerimle oluşuyor. O yüzden yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Zaman yolcusu teorisi bence çok sağlam teori olabilir. Pompalı kameramanı tutturmuştuk hatırlarsanız. Ve manyak gibi bir sürü hayalde edit yapılmıştı. Çok sevilmişti. Güzel bir teoriydi. Bu da o tarz bir teori olabilir belki. Burada bir zaman yolcusu. Burada yolunda gitmeyen bir şey var. Bu sanki şu an hani helikopterle nükleer bomba falan atıyor ya Skibidoidler. O tarz bir upgrade yok burada. Burada farklı bir şey var. Hani çok üst düzey bir upgrade var. Ve hepiniz öleceksiniz ya. Nereden biliyorsun? Öleceğimizi mi biliyor yoksa o kadar güçlüyüz ki sizi öldüreceğiz mi diyor. Astrotoidler o yüzden hala burada durabilir. En azından bunu bir boss olarak görebiliriz. Kırmızı rengi temsil edip etmediğini hala kesin emin değiliz. Çünkü kırmızı rengi artık farklı insanlar da farklı silahlarda kullanılmaya başladı. Bunu aslında belki bir güç gibi görebiliriz. Yeni bir harita yapabiliriz belki. Ama bu harita abi hayvan gibi çalışıyor ya hala. Ya çok garip geliyor bana çalışma. Araya güçlere saldırması çok tesadüf değil mi arkadaşlar? Yani. Ve hepsi rengi oturuyor bak. Hani bunları yan yana koysan hepsinin ortak rengi bu haritada olması. RGB resmen bir harita gibi. Bütün ara renkleri jortlatabiliyor. Ama Dafu niye tek de jortlatmıyorsun ki o zaman? Yani. Acaba Dafu da birinin bir ajanı ve farklı bir gücü mü var? Dafu da yöneten birisi var mı? Bu çok ileriki teori. 100 bölüm sonra varsa belki göreceğiz. Ama manyak bir yöntem. Daha çok şeyler olacak. Dediğimiz gibi 70. bölüm en önemli bölümlerden birisi olacak demiştik. Ve bugüne kadar en sağlam bölümlerden birisiyim. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Zaman yolcusu teorisi hakkında fikirlerinizi, yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Ajan kaçar. Türkiye'nin gerçek ve tek ajanı yavaştan kaçar. Beni de teşekkürler. Her zaman dediğim gibi gülmeyi asla unutmayın. Sakın ama sakın unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.